Evet, Jetson Fernandes ısrarı devam ediyor Beşiktaş'ın. Şimdi Alex Teixeira'nın da bir sakatlığı var bu arada. Umut Meraş'ı aktardık zaten. Nevzat, Jetson Fernandes. Fernandes konusunda Sayın Ahmet Nur Çebi'nin bir açıklaması vardı. Ama belli ki Beşiktaş çekilmiş değil. Bu bir politika da olabilir, strateji de olabilir. Bıraktık o konuyu demişti. Demişti ama Evet. galiba bir şey, yani bir taktik icabı böyle bir. Çünkü bu şeyi iyi yönetiyor Sayın Ahmet Nur Çebi. Kabul edelim. Getson konusunda da yani olursa Beşiktaş açısından iyi bir transfer olur. Beşiktaş'ın çünkü 8 numara pozisyonu için hakikaten de yani Şampiyonlar Ligi kurallarını da baktıktan sonra yani bir neden olmasın diyebiliyorsun. Yani Getson üzerinde kim alırsa kazanır. Ben bunu hani sadece Getson değil. Mesela Barış Alper Yılmaz bugün Galatasaray transfer ettiğinde o dönemde birçok kulüp Barış Alper'le ilgili kim alırsa kazanır Doğru. demiştim. Bugün de Getson'ı Galatasaray'da alsa, Bonservisiyle Beşiktaş'ta mi alsa diyorsun, kiralık mı diyorsun? bonservis alman çok zor Peki zaten. Jetson Fernandes Beşiktaş için gerçekten şu aşamada öncelikli bir ihtiyaç mı? Sadece Şampiyonlar Ligi düşünülerek. Çünkü ciddi bir yerli oyuncu sıkıntısı yaşadığını zaten görüyoruz halihazırda. Ya Ligde ne yerli oyuncu, bir kadar sorun. Yerli oyuncu şansını bulacak? diyorsunuz da Komançiler. yerli oyuncu almış olmak için mi transfer edeceksiniz, yapacaksınız, alacaksınız? Ya yoksa mecburiyetten mi? Şimdi İsmail Köybaşı gibi. Almış olmak için. Beşiktaş'ın elinde zaten bugün Necip'i beğenirsin beğenmez. Yani Necip'ten çok daha iyi bir oyuncu bulmak kolay mı ya? Kimsenin Necip'i beğenmeme lüksü yok bu arada. Laf Beğenmeyecek hiçbir söyletmem. Beşiktaş'ta Ama yoktur bence de hayır. şu anda. Yani Necip Aslan, aslan. hep böyle bir bazen karikatürize edilmiş oyunculardan bir tanesidir. Yani bu Galatasaray Kimsenin hani dediğin. ya oluyor bu tarz oyuncuların böyle bir maalesef yanlış algısı vardır. Sabri gibi diyorsun Ha, yani. Ha, ya evet. ben şahsen yani bu tarz oyuncuları çok tutuyorum. Necip'i de çok beğeniyorum. Sabri Ama gibi. Necip bazen hep böyle ya yine mi Necip denilmiştir yani. Bu sadece yani Beşiktaş taraftarı belki dememiştir ama diğer takım taraftarı Ama ya. önemli olan zaten Ha, Sergen Yalçın'ın Necip'le şimdi ilgili ne netice düşündüğü. itibariyle bugün Beşiktaş'ın alacağı yerli oyuncu bugün Umut Meraş'tır. Tartışabiliriz. Çok Rıdvan'dan iyi midir, fazla mıdır? Bana göre Rıdvan mesela daha iyidir. Ama Umut'un defansif açıdan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Falan filan. 8 numara için de Getson, Beşiktaş'ın doğru tercih, Beşiktaş açısından doğru tercih derken Getson'ın potansiyelini biliyoruz. Getson Galatasaray'da da oynadı, kendini biraz daha geliştirdi. Çünkü süre aldı. Beşiktaş'ta da yani bugün orta sahada bu alternatifleri yaratmanız lazım. Yani Josef doğru. 6 numarada Josef farklı bir kategori. Ama Atiba yaşı itibariyle Salih çok ne alıp vereceğinizi kestiremeyebiliyorsunuz Salih ile ilgili. En azından yani Getson oyunun iki tarafında da size fark yaratabilecek. Şampiyonlar Ligi'nde yani daha motive olmuş bir Getson'u ben hayal edemiyorum. Yani bu adamı ilk izlediğimde Türk Telekom stadında çıplak gözle, yani bu Galatasaray'da değil, daha önce Benfica formasıyla Galatasaray'a karşı oynarken aman Allah'ım dedim ya. Yani o günkü oyununa bakarak yani direkt bu 80 falan olur demiştik yani kendi aramızda Evet. gazetecilerle. Şeyi olmadı. Artı Dünya Kupası motivasyonu da Getson'u daha fazla motive edecektir. Ben şeyi de anlamıyorum. Benfica'nın Jorge Jesus'un onu kadro tutma ısrarında süre vermiyor, oynatmıyor ama göndermiyor da böyle bir durum var. Bakalım ne olacak. Ama Beşiktaş açısından ben Karagümrük maçına kadar bazı soru işaretleri vardı bende. Hani şeyle ilgili beklentim yüksekti. Batshuayi ve Teixeira ama Karagümrük maçında bir ilk yarı izledim ve bu takım yok. Farklı bir seviye. Yani Beşiktaş geçen senenin çok üzerinde Batshuayi anormal bir etki yaratacak. Kaçırdı ama yani Çok istekli bir belki görüntü çok verdi. İyi görüntü şey verdi. gol vuruşu çok üst düzeyde olmayabilir ama çok zorluyor. İnanılmaz Evet. zorluyor. Yani rakip savunma için hiç böyle karşınızda görmek istemeyeceğiniz profilden. Yani 30 gol atmaz belki. Belki 17 tane gol atar ama yani takıma etkisi 30 gol atan adamdan daha fazla olacak. Onun hissiyatı uyandırdı. Teixeira ise çok klas bir oyuncu. Zaten onu Evet. attığı golden ziyade ben bir iki böyle rakibi geçişi falan var. O fiziksel olarak hazır olduğunda bu ligde zaten senin bu tarz oyuncular şampiyon yapar. Mesela Galatasaray ile ilgili benim kaygım neydi?
Galatasaray çok genç, dinamik bir takım kuruyor ama saha içerisinde lider oyunculara ihtiyacım var. Teixeira lider bir oyuncu. Peki. Jetson Fernandes ve tabii ki eğer değerlendirmek isterseniz Teixeira, Batshuayi'nin performansları. Jetson hani FIFA raporunda Portekizler en çok parayı kazanıyor. Niye? İşte Jetson gibi ben geçen yıl Portekiz, Almanya U19, U21 finalini izledim. O iki U21 takımların Süper Lig'de 40'ta 40 yapı şampiyon olur. Öyle takımlar. Ki Jetson o Portekiz U21 takımına 84. dakikada girdi oyuna. Öyle kaliteli oyuncuların bulup yetiştiriyorlar. Yani endüstriyel futbolun tarifini yapacaksak eğer Portekizlerine çok güzel yaparız. Hiç şeyleri yok. İşte damarlarım yeşil beyaz akar falan yok. Gerçeklikle güzel bir ilişki kurmuşlar. Futbol gerçeği şudur. Üretip satıyorlar. Şimdi Jetson da oyunculardan biri. Vermiyorlar bonservisini. Keşke işte 20 milyon harcama yapana kadar toplam harcama yapıyorsun. 10 milyonu ver Jetson'u al ya da 20 milyonu ver onu al. Onun sahibi ol yani. Kiralıyorsun ne oluyor? Seni bir damağında tat bırakıyor gidiyor. İşte Batshuayi de öyle bir oyuncu. Şahane bir oyuncu yani. Bu ligin üzerinde Batshuayi. Şey geldi işte Trabzon'a Alexander Sørloth geldi İngiltere'den. Alexander Sørloth'un iki tık üzerinde Batshuayi. Öyle bir oyuncu yani. Sørloth geldiğinde kimse tanımıyordu ki. Evet. Evet. Yani Batshuayi ortalama futbol seyircisi midir? Eğer Sergen Hoca kendisinde var olan pozitif futbol yorumunu elindeki oyuncularla harmanlayıp ortaya bir ürün çıkarırsa şu oyuncularla kimse şampiyonluk için hesap yapmasın bence. Bak Beşiktaş öyle bir kadro kurdu. Sezon başında böyle beklemiyordum. Bu oyuncular gelmeden. Çok doğru adamlar buldular. Hele bir de Jetson'u getirirlerse biraz haksız rekabete girer. Ama tabii bu işin bir de Şampiyonlar Ligi boyutu var. Yine de grubu tabii biraz heyecanlandırıyor. Evet yani mevcut takımlar içinden mevcut bakınca güzel takım. Yoksa güzel. Biz heyecanlanıyoruz. Senin ne hikayen var? Hikayene bakıyorsun. Türkiye Ligi'ndeki didişmeler. Avrupa'da bir hikaye yok birkaç örnek dışında. Rakiplere bakıyorsun. Hepsinin bir hikayesi Peki var. Hızlıca Montero'yu da değerlendirelim. Montero da yeniden kadroya dahil edildi. İhtiyaç olan bir oyuncu muydu var, sana göre? Var, ihtiyacınız var. Düşük maliyetli. Artı bildiğiniz bir oyuncu. Sol ayak stoper zaten. Biri giriden iyi oyun kuruyor. Ha, dünyada bu tarz oyuncular çok tercih ediliyor. Ve maliyeti düşük. Yani bildiğiniz bir oyuncu ya, oynamadığında problem çıkarmıyor. Oynadığında maksimumunu vermeye çalışıyor. Ve hakikaten de sonuçta potansiyeli olan bir oyuncu. Öyle ya da böyle yüksek bir maliyeti yok. Beşiktaş açısından bir risk değil. Ben doğru bir transfer olarak görüyorum. Peki. Yani kiralanmış bir oyuncunun tekrar kiralanıp takıma çağrılması oyuncunun karakteri hakkında da fikir veriyor. Hoca istemiş, arkadaşlar istemiş, kulüp istemiş. Hayrını görsün şey işte. İnşallah mesela, faydalı da olur. Hani genç bir oyuncu hani sınıflama bir kıyaslama yapacak olursak mesela Lemos de bu niyetle transfer edildi. Gerçi hani şey Atletico Madrid'den diye İspanya 2. Lig'den. Gerçi ona da Barcelona'dan falan zamanda teklifler falan vardı Lemos'a da. Ama Lemos yani maç içerisinde her an böyle bir saçmalama, saatli bomba gibi duruyor. Montero da şey değil. Yani sizi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmaz. O yüzden ne verebileceğini, ne alabileceğinizi az çok kestirebilirsiniz. Standart sapması düşük yani. 6'lık, 5'lik, 7'lik oyuncu. Evet. Savunmada bu tarz oyunculara ihtiyacınız var. Şimdi Trabzonspor'la devam edelim isterseniz. Süper Lig'e 3-3 ile başladı. Milli araya da son derece moralli ve zirvede gitti. Trabzonspor özellikle teknik direktör Abdullah Avcı açısından bakacak olursak da kariyerinin en iyi dönemini Trabzonspor'da belki de geçirdiğini söyleyebiliriz. 2021 yılında deplasmanda hiç yenilmedi Abdullah Avcı. Bir haberimizde detaylarına bakalım. Sonra Bordo Mavililerin performansını daha detaylı yorumlayalım.